Sevgili YouTube, nasılsın? Hoş geldin. Güzel bir çalışmayla karşınızdayız. Umarım bu video da hoşunuza gidecek. Biz twitch.tv/lunis adresindeyiz. Yayınlara gelebilirsiniz. Salı, perşembe, pazar saat 8'de. Kanala abone olabilirsiniz. Discord'da bekliyorum. Bütün linkler aşağıda var. Hazırsanız başlayalım. Şimdi başlıyoruz sorulara. Story'yi açalım. Emirhan Kulung sormuş. Parrot OS mu, Kali Linux mu? Bak şimdi. Parrot'ı neden seviyorum? Kali'yi neden seviyorum? İkisinin sebebini de açıklıyorum. Parrot'ı sevmemin sebebi dostlar, daha stabil, daha az kaynaklı ve daha hızlı çalışıyor. Daha iyi build edilmiş. Denemeleri daha az yapılan bir işletim sistemi. Kali'yi daha çok seviyorum. Eğer yeni başlayan birilerine bir şeyler öğretiyorsam o zaman Kali'yi kullanmam daha kolay. Çünkü Kali'deki patlaklar, çatlaklar, yıkıklar, yıkılmalar bilmem neleri kendim çok hızlı çözebiliyorum zaten. Zaten öyle bir problemim yok yani. Ben kendim Kali kullanıyorum. Ama hangisini seviyorsun dersen Parrot'ı daha çok seviyorum. Kali kullanmamın sebebi yayında kullanıyorum çünkü ben pen testing için operating sistem sadece. Onu da oradan hallediyorum zaten. Onun dışında iş hayatında, gündelik işimde ekstra operating sistem kullanmama gerek kalmıyor. Benim ekibimde pen testerlar var. Ben onlara söylüyorum, yapıyorlar. Belki konudan uzak olacak ama yurt dışında hangi arabayı kullanıyorsun? Volkswagen Polo var abi bende. Polo GT kullanıyorum bir tane. Burada arabalar aşırı pahalı. Türkiye'den de pahalı. O yüzden Polo GT kullanıyorum. Bak çok güzel bir soru gelmiş. Uzaktan erişim sağlamak istiyorum çocuğumun telefonuna. Böyle bir şansım var mı? Var tabii. Apple Store'un, Apple'ın kendisinin veya Google Play Store'da bunları yapan uygulamalar var. Artı Kaspersky'nin uzaktan izlemek için yazılımı var. Efsane. Ondan sonra M-Spy var. Biz söyledik. Onlar bayağı işinize yarıyor. Lokasyon falan da bildiriyor. Birçok çözümünüz var. Abi hangi antivirüs kullanmalıyız? Windows'un kendi antivirüsü bile olur. Yeter ki sen akıllı ol. Ivır zıvır her şeye tıklama. Onun dışında eğer illa para vereceğim abi ben alacağım diyorsan Kaspersky alırım ben. Melisa Demir diye bir arkadaş mesaj atmış. Demiş ki Arch Linux ile Kali Linux'un farkı. Her şeyden önce çekirdek bazında aynı olmakla birlikte environment'ları farklı. Build ettikleri repositörler farklı. Paket işleme programları farklı. Ama nihayetinde baktığında hepsini aynı kaynaktan derlersen hepsinde çalışır. Bu tamamen ne için yaratıldıklarıyla alakalı yani. Ne için üretildikleriyle alakalı. O yüzden hani ikisi de Linux yani. Baktığında pek bir fark yok. Ama Kali'yi yapan herifler sürekli orasını burasını ıncıklayıp bıncıcıkladıkları için bayağı bir sıkıntılı yani. BTK Akademi'nin eğitimleri nasıl abi? Onlar güzel. Ben beğenmiştim. Çok da şey görmedim. Abi nerede yaşıyorsun? Danimarka'dayım. Abi illegal bilinmeden legal olunmuyor. Neden illegal kaynak vermiyorsun bize? Abicim siz illegal kaynağı bulmayı bilmiyorsanız zaten illegal olmayın yani. Ya çok net söylüyorum. Onu kullanmalısınız yani. Anlatabildim mi? Bilmelisiniz artık o kısmını. Web hackerlığı için web pen testing demek istiyor anladığım kadarıyla. HTML, CSS, PHP'den sonra ne öğrenmeli? Java yok burada değil mi? Java öğrenmeli. SQL öğrenmeli. JavaScript, SQL. Onlara bak. Backend'e bak biraz. CCNA sertifikasını kolay almanın yolunu anlatsana abi. Network Chuck var YouTube'da. Bedavaya CCNA eğitimleri veriyor dostum. Ona bak mutlaka. Onun dışında kolay almaktan kastettiğin öğrenmek mi istiyorsun, sertifikayı mı almak istiyorsun? Öğrenmek istiyorsan bir sürü kaynak var CCNA için. Ama sertifikayı almak istiyorsan yine bir sürü kaynak var ama onlar ezberle geç modeli. Onları tavsiye etmiyorum. 1-2 yıl çalışıp sonrasında para kazanabilecek neler yapabilirim? Yazılım veya hacking alanında. 1-2 yıl kasacaksın, sonrasında para kazandırabilecek neler yapabilirim? Hangi alanda çalışabilirim demek istemiş değil mi herhalde? Pen testing olabilir. En sevdiğim sorulardan bir tanesi. Lise 3'üm. Bug bounty başlasam ne kadar zamanda para kazanırım? Hırslıyımdır ama dersler var. Beyler, para için haldır huldur bu işlere girişmeyin. Tavsiye etmiyorum. Tutkunuz varsa, isteğiniz varsa, merakınız varsa girişin. Sırf para için ben bu işe gireceğim derseniz teker patlar yolda. Siz önce bu işten keyif alın, ondan sonra. Ha, bak şimdi güzel bir soru gelmiş. Yazılım ve hacking'de eğitimin önemi nedir? Çok iyi okullarda okumam şart mı? Abi bu tamamen sana bağlı. Çok iyi okullarda okuyabilirsin de o zaman işin daha kolay olur. Bir tık altında okursan sana biraz yük biner. Bir tık daha altında okursan mesela 2 yıllık bir programlama mezunu olursan seyrek bir üniversiteden, daha az bir üniversiteden, bilinir bir üniversiteden senin kendini ispatlamak için yapman gereken çalışma oranı daha fazla olur. Anlatabildim mi? Yani üni olmadan falan mesela hayatta olmaz ya. Olur da çok zorlanırsınız abi. Bak bir güzel soru. Hacker olmasaydın ne olurdun? Ben hacker değilim zaten de. Bilgisayar
bilgisayarlarla meraklı olmasaydım mimarlık istiyordum. Bir de uzayla ilgilenmek istiyordum. Modem geçmişine görülmeden nasıl internette dolaşılabilir? Modemde geçmişin o derece logu tutuluyorsa o modem 3 güne patlar. VPN kullanırsanız web trafiğinizi göremez modem. VPN kullanın. Türkiye'den yurt dışına gitme kararını nasıl aldın? Aa bak güzel soru. Siber güvenlik olarak. Yo, siber güvenlikte bir alakası yoktu abi. Ben zaten yurt dışından teklifler geliyordu bana. Ben değerlendirmiyordum. Bir gün dedim arkadaşa da sen değerlendir. Ben de ona göre hareket edeyim. Değerlendirdi. Ben de kendimi göre değerlendirdim. Oldu bitti. Yani direkt bir anda diyorlar ki ileride böyle bir yerde olabileceğin aklına gelmiş miydi? Öncelikle dostum ben çok teşekkür ederim. Beni utandırıyorsunuz. Bak böyle şeyler söylüyorsunuz. Çok sağ olun, var olun. Ben böyle bir yerlerde falan değilim. Hani kariyer olarak benim benden çok daha iyileri var. Ben bir yerde değilim. Ama şu var arkadaşlar. Bunu açık söyleyeyim size. Çocukken, daha doğrusu 16, 17, 18 yaşlarındayken böyle bir takım hayallerim vardı, tamam mı? Microsoft'u düşünürdüm. Ulan derdim. can.degger@microsoft.com e-mail. Ne güzel olur falan. Sonra aradan yıllar geçti. Bir gün şeyi düşündüm. Ulan can.degger@intel.com falan. Ne güzel olur falan dedim. Sonra aradan yine yıllar geçiyordu, böyle 2009'lara falan geldim. Deli gibi McAfee ile uğraşıyorum. Ulan can.degger@mcafee.com ne güzel e-mail adresi olur falan diye böyle hayal ediyorum, tamam mı? Arkadaşlar bugüne kadar hayalini kurduğum bütün e-mail adreslerini almak bana nasip oldu. Aga be. Bu az önce söylediğim e-mail adreslerinin hepsini almak bana nasip oldu abi. Darısı hepimizin başına abi. Firewall ve router nedir? Port yönlendirmesi nasıl yapılır? Zafiyet taraması nasıl yapılır? Çok güzel soru. Arkadaşlar basitçe anlatıyorum. Switchler Layer 2'de çalışıyor. Yani sizin internal ağınızda çalışıyor. İç ağda çalışıyor. LAN'da çalışıyor gibi düşünün. Gerçekte böyle olmayabilir. Multi-layer switchler falan var. Onlara girmiyorum. Temelde ağınızda çalışıyor gibi varsayın. Sizin IP config yazdığınız zaman IP adresi, subnet maskı, altında gateway'iniz yazıyor. Biliyorsunuz ya, ağ geçidi. IP adresiniz sizin kendi IP adresiniz. Subnet maskınız network ID'nizi ve host ID'nizi belirlemek için kullanılıyor. Aynı zamanda oradan layer 3'te yönlendirmenizi sağlaması lazım. Orada bir gateway var. O gateway aslında sizin router'ınız. Router'ınızdır. Router denir de router diyelim Türkçesi. Router'ınız. Router ne iş yapıyor biliyor musunuz dostlar? Sizinle aynı ağda olmayan bir IP adresine paket göndermek istediğiniz anda o paketi alıyor ve diğer tarafa taşıyor. Sizin modeminiz bir router. Bilmediği bir subnetten, bilmediği bir network'ten bir paket yönlendirilmesi gerektiği zaman onu alıyor, kendi gateway'ine gönderiyor. O router da kendi gateway'ine gönderiyor. Ta ki doğru IP adresini, subnetini bulana kadar. Bunların hepsinin kayıtları var. İki router kendi arasında routing protokolünü çalıştırıyor. Sizin gelen paketiniz tır gibi düşünün. Geliyor tır, arkada dorse var, önde de çekici var. Siz bir paket göndermek istediniz internete, google.com. Gidiyor paket. Nereye gideceğiniz, nasıl gideceğiniz tırın önündeki, çekicinin camındaki evraklarda yazılı, tamam mı? İrsaliye var bir tane, orada yazıyor. O İrsaliyeyi gümrük görevlisine gösteriyorsunuz. Diyor ki size 3 numaralı kapıdan çıkacaksın. O onun arkasında Google'ın olduğunu bilmiyor. O diyor ki Amerika yönü orada. 3 numaralı kapıya gidiyorsun. Diyorsun ki ben Google'a gideceğim. Adam bakıyor Google nerede? 35 numaralı kapısının arkasında. Çünkü Atlantik Okyanusu'nun arkası, tamam mı? Diyor ki 35'e gideceksin. Ondan sonra 35'e gidiyorsun Center'la. 35 numaralı yolu takip ediyorsun. Vardığında kapıya ben Google'a geleceğim diyorsun. Tamam, adam da diyor ki Amerika'dasın. Tamam, Google nerede? İşte Silikon Vadisi'nde. O zaman diyor 41 numaralı kapıya git. Hop, 41 numaralı route 41'e doğru gidiyorsun sen böyle. Hop varıyorsun. Bu kapıların kendi bildikleri şeyi de routing protokolleriyle konuşuyorlar kendi aralarında. Hangi şey olduğunu. Şimdi bu router. Router'ı anladınız mı? Router kamyon ve kapıdaki görevliler. Gümrük görevlileri. Ama bunlar sadece yol gösteriyor. Şu kapıdan git diyor. Firewall dediğimiz ise sizin Google'a o paketi, yani o dorsedeki yükü taşımanıza izniniz var mı yok mu onu söylüyor size dostlar. Alıyor irsaliyeyi. Kuru yük taşıyorsun sen. Ne taşıyorsun birader? Aç göster bakayım bunu diyor. Tak diye göster diyor. Sen eğer kuru yük çıkmazsa arkadan kaymaklı simpaş. Arkada kuru yük olması lazım. Yoksa direkt seni durduruyor abi. Güvenlik duvarı, gümrük görevlisi. Router dediğimiz kapı görevlisi, firewall'da gümrük amiri. Abi lisede falan hem hack dersleri hem işlerini nasıl beraber idare ediyordun? Oo, lise 2'de 3'te derslerim çok kötüydü abi. Hiç iyi idare edemiyordum yani. Abi hiçbir öğretmenin bilgisayarına sızıp ulaştın mı? Abi bizim zamanımızda öğretmenlerin bilgisayarı lisedeyken ben Novel'di. Novel network'ümüz vardı bizim okulda. Orada herhangi
herhangi bir sızma söz konusu değildi. Ancak laboratuvardaki bilgisayarlara programcıklar yazıp açıldığında saçma sapan böyle hareketler, ASCII kodları falan oynattırıyorduk. Öyle eğleniyorduk yani lisede. O kadar yani. Başka bir şey yok. Kendi exploitlerimi nasıl geliştirebilirim? MSF Console'dakiler gibi. MSF Console'la ekle abi. Orada Ruby ile yapıyorlar. Hatta Mehmet İnce'nin yayınları var. Eski yayınları var. Onları bul. Bak geliştiriyorlar onlar exploitlerini. Oraya bakabilirsin Harun. Abi 15 yaşındayım. Bug Bounty üzerinden para kazanabilir miyim? 15 yaşında para kazanan, Bug Bounty'den para kazanan tanıdığım insanlar var. Hem de bir değil birden fazla var. O yüzden o yapabilirsin dostum. Telefondan yazılım, hacking vesaire yapmak mümkün mü? Çok değil abi. Çok olmuyor abi. Uni okurken yaptığın, yapılması önerdiği spesifik neler var? Kendinizi geliştirmeye devam edin abi üniversite okurken. Bilgisayar programcılığı okunur mu? Okunur. Üstüne 4 yıllık mutlaka 4 yıllık bir bölüm ekleyin. Bulut teknolojisi ile veri güvenliği hangi noktada? Üçüncü sıraya tehdit edilmesek bile paranoyaklaştık biraz. İyi yaptınız abi. Paranoyaklaşmaktan zarar gelmez Aziz. Şöyle bir şey var. Bu iyi noktada özellikle Zero Trust kavramının oturması bayağı bir faydalı oldu. Ama yine de sizde iş bitiyor. Dikkatli olmanızda fayda var. Bilgisayar mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Türkiye'de yok parasına çalışmak istemiyorum. Gidip yurt dışına da yerleşmek bir o kadar zor gözüküyor. Nasıl iş? Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bilgisayar mühendisi olduğunuz diye siz Allame Cihan kabul edilmiyorsunuz bu sektörde. Dünyanın hiçbir yerinde kabul edilmiyorsunuz. Bu gerçeği bir kanıksamak lazım. Üniversiteden yeni mezun arkadaşlar aman gelsin bizim bir şirketimizde çalışsın diye kimse göbek atmıyor. Böyle bir durum var. Ama burada söylenecek en önemli şey kendinizi geliştirmek ve kendinize yatırım yapmak en önemlisi dememin sebebi o. Zenmap için Wi-Fi adaptör gerekiyor mu? Hayır. Ethernet kartında da Zenmap çalıştırabilirsin. Seneye sınava gireceğim. 4 yıllık tutturamazsam 2 yıl uzaktan eğitim bilgisayar mühendisi şeklinde 6 yıl okumayı planlıyorum. Harika. 4 yıllık uzaktan eğitimde sertifika programlarına katılırım dedim. Sence ne olur? Harika bir plan. Bence güzel. Programlama dillerini öğrenirken nasıl motive olmalıyız? Motive olma abi. Motive olmayın. Motive ile hiçbir şey olmaz. Gidin disiplin geliştirin. Can abim iyi yayınlar. Özel bir GSM şirketinde çalışıyorum. Yaptığım işler hep arka planda kalıyor. Yöneticim ekip arkadaşlarımdan yeni ekip kuruyor. Senin ekip arkadaşlarından kuruyor. Öyle mi? Beni almıyor. Yöneticin senin ekip arkadaşlarından, senin dışında kalan insanlardan ekip kuruyor başka bir yere. Seni eski ekipte bırakıyor ama sana yeni bir yönetici geliyor bu durumda. Doğru mu? 5 kişiye yaptığın işi öğrettin ama olmuyor. Almıyor. Şöyle bir şey var abi. Birincisi sen bu yeni kurulan ekibe girmek istiyorsan eğer ve yöneticin seni görmüyorsa abicim bunda yapabilecek birkaç tane atılım var. Bir tanesi bunun git açık açık sebebini yöneticine sor. Abi kusura bakma bunca zamanlık hukukumuz var. Ben senin için iyi bir işler yapabildiğimi, iyi şeyler ortaya koyabildiğimi düşünüyorum. Ancak bu ekipte yer almadığımı görüyorum. Bunun nedenini merak ediyorum. Sebebini söyleyebilir misin? Birincisi bu. Açık açık sor. Bu olabilir. İkincisi bunun bir üst yöneticisi olabilir. Üst yöneticiye gidip dersin ki ben bu alanda kendimi geliştirmek istiyorum. Böyle böyle bir şey var. Ben bu ekibe geçmek için ne yapmalıyım? Ama bu tehlikeli bir adım. Üçüncü adımınsa benim yapacağım şey. Ben ne yaparım biliyor musun abi? Yöneticime gider derim ki bunun sebebini bilmem nesini falan filan sormam. Ben ne yaparım biliyor musun? Kendi yöneticime giderim. Derim ki hocam ben bu ekibe gitmek istiyorum. Bu ekibe geçmek için nelerim eksik? Neyi daha iyi yapmam lazım? Kendimi hangi alanda geliştirmeliyim? Bana bir yol haritası çizer misin? Sen benim ustamsın. Sizin deneyiminize, liderliğinize güveniyorum. Hem yağlıyorsun hem yolunu açıyorsun. Oradan adam hem gönlü hoş oluyor hem de sana söyleyebilecek bir şey bulması lazım. Yoksa niye geçirmiyor diyebilirsin. Anladın mı? Sen herifi hem hoş tutuyorsun hem de herif sana hayatta hiçbir şekilde bir şey diyememeli yani. Adam sana kalkıp abi şunların eksik diyemiyorsa zaten golü yedi demek zorunda. Dedikleri de KPI, Key Performance Indicator. Bunları yaptığın anda herif seni geçirmek zorunda. Ya benden bunları geliştirmemi istedin. Geliştirdim. Geçir şimdi beni o bölüme. Ya seni kıskanıyor. Ya hoşuna gitmiyor. Gözünün üstünde kaşığın var abi. Onun için yapıyor yani. Geçerli bir şey yapmıyor tamam mı? CCNA çalışırken şöyle bir açıklamaya denk geldim. UTP kablolar veri aktarımı sırasında zayıftır. Sinyal kapılabilir. İşte sinyal çalınabilir. Bu nasıl yapılır? Sevgili kardeşim, kablodan sinyalleri okuma çok bilindik bir yöntemdir. Çok metodu var. Buna bakabilirsin. Benim sana anlatacağım UTP ile STP arasındaki fark olur. UTP Unshielded Twisted Pair demek. Tamam mı? Yani korunmasız çift sarmal. Shielded Twisted Pair yani korunmalı çift sarmal kabloda STP. Şu Cat 5 Cat 6 dediğimiz hikaye. STP'de etrafında alüminyum folyo var. Alüminyum folyodan dolayı manyetik okumalarla sinyal hiçbir şekilde algılanamıyor. Elektrik sinyalleri. Manyetik okumayla algılanıyor abi. Bir de mıknatısla veya benzeri bir takım elektromıknatısıyla beraber collision veya sinyalin bozulması esas çok mümkün STP'de. Öyle bir sıkıntı var. Abone olun oğlum.